Merhaba konsolun takipçileri. Ben Yiğit. Eylül ayı PlayStation Plus oyunlarından The Journey oyununu inceleyeceğim bu videomda ve tabii ki her zamanki üzere olduğu gibi indirmeye değer mi diyeceğiz bu oyun için. Oyun yalnızca 3 GB ve hemen şu an başladım. Gördüğünüz üzere çöldeyiz. Böyle kırmızı pelerinli bir kişiyi hareket ettiriyoruz. Oyunda kan yok, silah yok, huzur var, mutluluk var arkadaşlar. Sürekli böyle güneşe doğru, bir ışığa doğru gidiyoruz. Yani yolculuk yapıyoruz sürekli ve bu yolculukta farklı kişilerle tanışıyoruz, farklı yerlerden geçiyoruz. Bazen geçemiyoruz, bilmeceleri çözmemiz gerekiyor ve şunu söyleyeyim, oyunun müzikleri çok rahatlatıcı, ortam huzurlu. Bakın şu an sarı ışığı ve arkasındaki dağı gördük. Amacımız oraya gitmek. Yani hep onun peşindeyiz, hep o sarı ışığın yanına gitmeye çalışıyoruz. Güneşin hemen solundaki, önünde dağ olan yere gitmeye çalışıyoruz. Ama bakın şurada bir şeyler var. Oyun çok huzurlu. Müzikleri gerçekten insanı hipnotize etmişçesine rahatlatıyor. Gerçekten çok güzel. Şu an bir mezarlıkta mıyız? Evet, şu an bir mezarlıktayız. Mezarlıktan gidiyoruz. Oyun aslında eski. 2012 yılında çıkmış bir oyun. PlayStation 3 için ilk olarak çıktı. Sonra PlayStation 4'e uyarlandı ve PlayStation Plus sayesinde bizlere bedava olarak geldi. Burada bir şeyler uçuşuyor. Hemen bakmak istiyorum. Evet, zıp 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 çıkıyor. Karakterimiz hiçbir şey yapmadan. Böyle bir sarı ışık, bu nedir? Aha, bir şeyler oldu. Tutmak. Tutmak değil lan, bu uçmak bildiğin. Ama şu an uçamıyorum. Burada yine uçan etiketlerden var, yanlarına gittim. Yani bunların yanına gidince böyle bir uçasım geliyor. Ama onlar yokken bitiyor. Burada bir gölet mi var acaba? Ha, gölet değilmiş lan, kocaman şehirmiş o. Serap gördüm daha şimdiden oyunda. İlginç yapılar var. Ay, kayıyorum. Abi oyun çok huzurlu bir kere, yani nasıl diyebilirim? Dışarıdan geldiniz, trafikten böyle sıkılmışsınız, okulunuzdan, işinizden. Yani böyle açıp böyle bir de huzur bulabileceğiniz bir oyun. Öyle olduğunu söyleyebilirim. Ve sadece 3 GB. Çık bakalım. Evet, çıktım şu an. Ve burada şey yok lan, indim aşağı. Aşağı inerken uça uça iniyorum canım. Burada herhalde bir bilmece var. Kendime bir yol bulmam lazım. Nereye gideceğim? Şu an şuursuz şekilde dolaşıyorum. Oley. Buraya çıkaydım iyiydi. Şu sarı parlak şeye gittim. Gene bana bir şeyler oldu. Ne oldu şimdi, uçasın mı o yani? Vallahi uçuyorum. Vay, bir şeyler oluyor. Yuvarlığa bastım. Etiketler çıkıyor, gerçekten ilginç bir oyun. Ama müzikler çok rahatlatıcı gerçekten. Ooh.
ne? Kapı açılır mı? Şunları. Şimdi burada ne yapacağız bakalım. Ben bir etkileşim oldu. Yine bir şeyler oluyor, bir sıkıntı olmasın. Aha çöktü bizimki. Ve bizimkinin yüzünü görüyoruz. Bayağı kapkara suratlı bir şey, şeytan gibi bir şey. Ama bir gözünü yıktı, birine de benzemiyor. Çok fazla ilginç şekil var. Hiçbir yorum yapamıyorum. Şu an sadece izlemekle yetiniyorum. Oldu. Sonunda kapı açıldı. Ne olduğunu anlamadım. Kapı niye açıldı onu da anlamadım ama. Sonuç olarak yoluma devam ediyorum. Bir de böyle yuvarlağa basınca böyle bir olaylar oluyor. Aa ileride birisi var sanki. Aa gidiyor, bekle beni. Aa gitti. Gitme kız. Zilli. Aa kum şelalesine geldi. Arkadaşlar burada kesiyorum ve şunu söylemem lazım, gerçekten çok dinlendirince huzur veren bir oyun. Sadece 3 GB, bir deneyin, bir şans verin, böyle canınız sıkıldığında bir açın oynayın. Hani gerçekten sevecek, severseniz eğer oyunun sonuna kadar giderseniz ve çok sizi sıkacak, rahatsız edecek bir durumda asla olmayacaktır. Çünkü oyun, yani silah yok, kan yok, böyle mücadele yok, son derece sakinlik üzerine kurulmuş bir oyun. Burada kesiyorum ve diyorum ki kesinlikle indirmeniz gereken bir oyun. Kesinlikle oynamanız gereken bir oyun. Bu fırsatı kaçırmayın. Ve son olarak da her zaman dediğim gibi abone olmayı, like butonuna basmayı unutmayın. Çok teşekkürler.